Merhaba değerli izleyicilerimiz, şu anda Bekdemir köyündeyiz. Burası Osmaniye Bahçe'de bulunuyor. Bahçede gizli bir çınarların altında bahçe daha keşfettik. Çınaraltı Alabalık Tesisi. Yanımızdaysa bu işletmenin sahibi İlyas Bey var. Burayla ilgili hem kısa bilgiler alacağız hem de buradan size çok güzel görüntüler aktaracağız. Öncelikle İlyas Bey'e soralım. Merhaba İlyas Bey. Burayı ne zamandan beri işletiyorsunuz ve insanlar buraya neden gelme gereksinimde, ihtiyacında bulunuyorlar? 2 yıldan beri işletiyoruz. Yayla olarak biliyor. Bura yayla olarak ünlü. Serin, Osmaniye'nin en serin yerlerinden. Alabalık tesisi, balık, doğa, güzel. İnsanlar serin ortamda rahatça yemeklerini yiyor. Kaşarlı alabalığımız var. En çok o mu tutuluyor? En çok kaşarlı alabalığımız tutuluyor, ızgara alabalığımız tutuluyor. Çok güzel yaptığınızı duyduk. Ta Kahramanmaraş'tan Osmaniye'ye kaşarlı balık için geldik. Evet. Hem de böyle çınar altında gizli dedik ya, bahçede gizli bir bahçe, çok güzel. Sırf o yüzden geldik diyebiliriz. Metinizi duyduk. Ya, güzel yapıyorsunuz. İşte Adana, Antep, Osmaniye hafta sonları ağırlıklı olarak buralarda müşterilerimiz geliyorlar. Genelde hangi bölgeden geliyorlar onu soralım. Antep, Osmaniye, Adana. Hafta sonları yoğun bir şekilde insanlar orada yayla tadında rahat bir ortamda balıklarını yiyebiliyorlar. Kendi üretiminiz mi? Kendi üretimimiz. Kahramanmaraş Tekir Alabalık Limited şirketi ortaklarındanım. Kendi üretimimiz oradan buraya geliyor. Burada müşterilerimize servis ediyoruz. Bu bulunduğumuz alanı çocuk parkı yapacağız inşallah planımızda. Çünkü çocuklar güvenli ortamda hareket etmesi gerekiyor. 7 tane çardağımız var. İşte 30 tane masamız var. Hem doğal su sesi, doğal kaynak suyu değil mi? Evet. İçme suyumuz da doğal, kaynak suyu. Müşterilerimiz memnun. Bir tarafta güzel bir esinti, mis gibi hafif böyle bir sazak var. Bir taraftan da dereden su da akıyor. Çocuklar memnun, gelenler memnun. Merhaba efendim, nereden geliyorsunuz buraya? Kızlaş köyünde geliyorum. Buraya yakın mı? Ben tam bilemiyorum. 15 kilometre var. 15 kilometre uzaktan buraya geliyorsunuz. Burayı tercih etmenin sebebiniz ne? Ya işte bu balık apayrı bir şey. Onun için geldik. Peki nasıl balık sipariş ettiniz? Vallahi yedik. Yediniz. Oo, midemizde diyorsun. Evet. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Nereden geldiniz? Öncelikle onu öğrenelim. Teşekkürler. Osmaniye'den geldik. Buraya işte hafta sonunu değerlendirmek için aileyle, çocuklarla beraber. Genelde duyduğumuz alabalık burası meşhur. Valla mükemmel bir yer, harika bir yer. Yani yapan da güzel yapmış. Serin, hem balık yiyelim dedik. Virüsten dolayı da bunaldık. Sosyal mesafe de uygun. O yüzden bir değişiklik olsun istedik. Güzel, memnunuz. Güzel, hoşuma gitti. Çınar, su akıyor, çardak. Güzel yani. Siz de ilk defa geliyorsunuz. Evet, ilk defa geliyorum ailemle birlikte. Güzel bir yer, çınarlar falan böyle. Yani çok güzel bir yer, sosyal mesafeye uyumlu olarak. Burayı ben epey oldu keşfedeli. Müptelası olduk diyorsunuz. Burasının şöyle söyleyeyim size. İlk sahibinden beri tanıyorum burayı. Daha yer el değiştirmiş sanırsam, daha da güzelleştirmişler ama eksikleri var. Çocuk oyun sahası yok mesela. Şimdi çocuklar durmuyor biliyorsunuz. Güzel bir yer. Hem serin hem yakın. Bir de Osmaniye'de gidecek fazla bir yer yok. Yani ben az önce bunu da söyledim de şey olarak böyle yerleri insanların değerlendirmesi lazım. Niye? Hem yeşillik, hem serin, hem ondan sonra işte doğa, oksijen, her şey bir arada. Ondan dolayı böyle yerleri bizim insanlarımızın değerlendirmesi lazım. Maalesef bizim insanlarımız bu konuda biraz kendilerine zaman ayırmıyorlar diyelim. Ondan dolayı bence böyle yerleri değerlendirmek lazım, geliştirmek lazım. Bir Antepli olsa burası tıklım tıklım olurdu şimdi. Bir Maraşlı olsa burası tıklım tıklım olurdu. Ben Türkiye genelinde çok gezdiğim için böyle yerleri görüyorum.
Hakikaten yani böyle şeylere bizim Osmaniye bölgesinde şey yok, ilgi yok. Bir öğrenmişler mesela Osmaniye merkez Zorkun, başka bir yer yok. Mesela buna benzer birkaç yer var ama şey yapmıyorlar işte. Yani böyle insanları teşvik etseler, şey yapsalar, geliştirseler güzel olacak diye düşünüyorum. Burası gizli kalmış, sosyal mesafeye de uygun. Keşfedilmemiş bir yer burası. Onu da şeye ben bağlıyorum. Buraya işletenlerin tembelliğine bağlıyorum. Niye? Kendilerini tanıtsınlar. Çünkü Yahudi demiş bir iş yeri yapsam %90'ını reklama bağlarım diye. Bunlar reklam yapması lazım, kendilerini tanıtması lazım. Ondan sonra şey yapmaları lazım, iş yap. Çağan, burayı beğendin mi? Evet. Çok mu güzel? Evet, çok Eğleniyor güzel. Musun? Evet. Peki buraya gelmek isteyenlere bir şeyler söylemek ister misin? Gelsinler mi? Evet, gelsinler. Çok güzel bir yer.